Yeni Nesil Gençlik Kanalı Milyon TV'de Özgür'le baş başaya hoş geldiniz. Bu hafta da radarıma takılan yine bir konuğum var. Ahmet Yalçın. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Her şey yolunda. Nasıl gidiyor? Güzel her şey yolunda. Yeni şarkım çıktı iki gün önce. Onun heyecanını yaşıyorum. Sizlerde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Sizde i̇şte de işte pandemi döneminde nasıl olursa öyle. Ben sürekli Instagram'da stalka devam. Öylelikle şarkılarınızı dinliyorum. Yeni yeni bir sürü müzisyen arkadaşla tanışma fırsatı buluyorum. O yüzden benim için keyifli geçiyor. Nasıl gidiyor? E, müzik hayatının e, başlangıcını merak ediyorum. E, benim bildiğim kadarıyla e, ilkokul döneminde müzik öğretmeninin e, sesini keşfetmesiyle hikaye evet. başlıyor. Öncelikle iyi bir stalker mısınız? Bunu biliyorsanız eğer iyi bir <laughs> yapmışsınız. Evet ilkokulda benim bir müzik öğretmenim vardı ve müzik öğretmenim gerçekten şarkı söylediğinde çok büyülenmiştim, çok etkilenmiştim. ondan sonra yanına gittim dedim ki ben de insanları böyle etkilemek istiyorum, ben de şarkı söylemek istiyorum. Yani bu ikinci sınıfta falan oluyor. Ondan sonra müzik öğretmenim beni dinledi ve daha sonrasında zaten işte böyle dersleri kaynatmak da başladı işte tahtaya çıkıp şarkı söylemekle falan başladı. Sonra sınıf sınıf gidip şarkı falan söylemeye başladım. Ee, okulun korosuna girdim derken müziğin içine girdim. Yani aileme de söyledim müzikle ilgilendiğimi. Onlar da dinlediler, onlar da sevdiler demek ki beni desteklediler. Ve müzik hayatım öyle başladı aslında. Ee, sonrasında alaylı mı devam etti yoksa e, konservatuar falan oldu mu? Şöyle ben lise mezunuyum aslında. E, lise biter bitmez ben kamera arkasına geçtim. Yani aslında ben profesyonel bir kamera arkası çalışanıyım. E, bundan 3 sene önce de kamera arkasını bıraktım. Ben eski ışık departmanında çalışan biriydim. Ondan sonrasında kamera arkasını bıraktım ve dedim ki artık kendime vakit ayırmam gerekiyor ve bir şeyler üretmem lazım. Ve söz beste yapabildiğimi gördüm. Esrafıma söz bestelerimi dinlettim. Esrafımdan gerekli onayları aldıktan sonra, o gerekli cesareti bulduktan sonra bıraktım ışığı, dizi sinemayı bıraktım aslında. Ondan sonra da müzik hayatım o zaman başladı aslında. 2018'de de İlk şarkı evet. Anla. Evet, ilk şarkım Anla. Ee, yapımcı İlk şarkı Anla'ya müzik kariyerimiz başladı. Peki, e, hani baktığın zaman e, perdenin kameranın arkasındaki ekipte olmak. Şimdi o ışığın önündesin. Evet. Nasıl bir hissiyat bu? Yani aslında biraz garip bir hissiyat. Çünkü e, klip sektöründe de ben bayağı bulundum. Hatta tanırsınız onlar Bar Joker. Bar ekibinde de uzun yıllar çalıştım. Çok Şu anda arkadaşım. da fiil olarak 3 senedir de klip reklam yapımcılığı yapıyorum aslında. Yani bırakmış değilim. Bir yandan müzik devam ediyor, bir yandan da klip reklam yapımcılığı devam ediyor. şöyle artıları var kamera arkasından gelmenin. Nasıl biri olacağını çok iyi biliyorsun, nasıl biri olmayacağını çok iyi biliyorsun. Çünkü çok sanatçıyla çalıştım. Çok sanatçının hal ve tavırlarını gördüm ve iyi bir analizciydim. İyi bir stalker'ım ben de. Yani aslında çok artıları var. Ama işte ilk klibim, ilk şarkım Anla, onun setinde çok zorlanmıştım. Çünkü setteki bütün herkes benim ustamdı. Yani ben 16 yaşında girdim sektöre. Ve bütün herkes beni çocukluğumdan beri tanıyordu aslında. Yani orada kamera karşısında o şeyi veremedim. ...şarkıcılığı veremedim aslında. Çünkü utandım yani ustalarımın karşısında... ...o rollere falan giremedim. Ama sonrasında buna da alıştım. Yani güzel bir deneyim. Peki e, sahne alıyor musun? Şöyle... ...pandemiden önce bir kere konser verebildim. Yani ben ondan önce aslında... ...bu sahne olayına biraz karşıydım kendimde. Kendimi hazır bulmuyordum daha çok. Çünkü zaten hala hazırda bir... E, ...sürüklediğim bir işim var. O yüzden... E, Kafamda belirlediğim bir seviye var ve o seviyeden önce sahne almak istemiyordum. Ama daha sonrasında bir konser yapma fırsatımız oldu. Bir konser yaptım ve tahminimden daha güzel geçti konser. Ve bundan sonra da o konserlere devam edecektim aslında. Hı -hı. Ama biliyorsunuz ki pandemi, pandemi. uğruldu. Ahmet peki çok başarılı bir iş hayatı ve sonrasında da hani ekranda göz önünde olmak. Sence... İkisi arasında bir seçim yapmak gerekse, deseler ki bununla bunun arasında seçim yapman gerekiyor. Hangisini? Zaten benim hayatım bunun ikisinin arasında seçim yapmakla geçti. Ama ilk başta bu hayata başlarken seçimden ziyade zorunda kalıp bu sektöre girdim. Ama ben sektörü çok seviyorum ve iyi ki de bu sektöre girmişim diyorum. Çünkü sektör bana çok iyi isimler kattı, çok deneyimler kattı. Yani başka bir iş yapsaydım herhalde bu kadar e, hayalim müzik olduğu için... Hayalim kamera karşısı olduğu için bu kadar tecrübeli olmayabilirdim. O yüzden e, seçim yapmam gerekiyorsa eğer ben kamera önünü seçerdim. Çünkü zaten öyle de yaptım. Yani üç sene önce bu seçimi yaptım. Tamam, ama şimdi e, biraz önce yanlış anlamadıysam yine e, eski mesleğini başka bir şekilde evet. yapımcı ve şey olarak devam ettiriyorsun. Hı hı. İşte bunun arasında seçimi yapmak zorunda kalıyorsun. Şöyle yani ilerledi... Müzik kariyerimin ilerisinde neler olacağını bilemiyorum ama e, iyi şeyler olduğunda, iyi şeyler olacağına da inanıyorum. İyi şeyler olduğunda da bu sektöre devam edeceğim ben. Ben e, sahada olmasam bile benim kuracağım ekip bu sektöre devam edecek. Güzel. E, şimdi yeni bir şarkı, e, Bana Bir sarılsa hı hı. E, Yine söz müzik senin mi? Evet. E, onun hikayesini biraz anlatır mısın bana? anlatayım bana bir sarılsan şöyle çıktı. Aslında pandemi döneminde bizim ülkemiz adına da aslında daha çok önemliymiş bu sarılmanın, temas etmenin. Çünkü diğer ülkelere nazaran Türkiye'de evet biz teması gerçekten çok seviyoruz. Yani tokalaşmamız bile bizim fazla bir temas var. O yüzden sarılma kelimesini ben çok duydum bu süreçte. Yani beste yaparken de sarılmaya odaklandım aslında. Tabii ben bestelerimde de şöyle aslında esinleniyorum. Bundan önce yaşadığım aşklar ya da işte etrafımdaki insanların bana anlattıkları iyi bir dinleyiciyimdir. Ya da izlediğim dizilerdeki, filmlerdeki hikayelerden çok etkilenirim ben. Ya da okuduğum bir kitaptan bir şeyden. Aslında ben beste yaparken de onları döküyorum yaptığım besteye. Yani bana bir sarılsan aslında böyle hepsinin karışımından oluşan ama ana metin sarılmak olan bir şarkı aslında. Peki. E hani hayatın içinden şeyleri yazıyorum dedin ya. Hı hı. Aşk bunun en çok neresinde? Aşk şurada. Aşk benim ilkokulumda. Yani ilkokulunda yaşadığım aşkları aslında yazıyorum. Ben çünkü e... aşklara deyince böyle şıp misin Yok, şıp sevdi <laughs> değilim aslında. Yok yok şıp sevdi hiç değilim. Şöyle ilkokulda böyle hani yaşadığımız masum ben 95'liyim bu arada. Eee yaşadığımız böyle masum aşklar olurdu. Benim de İlkokulum gerçekten böyle geçti. Yani 5. sınıfa kadar e, bir aşık olduğum bir kız vardı mesela. Ve o dönem işte ne MSN var, ne Facebook var ya da cebimizde bir telefon yoktu. Mektup yazıyorduk mesela. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bir başka aşık oldum. Galiba şu sevdiğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar hep böyle şey, e, platonik. Ama uzun yani baktığınız zaman araları uzun uzun. Aynen aynen. Bunlar hep böyle platonik. İşte aslında Onlara da teşekkür ederim. Çünkü yazdığım mektuplar galiba etkiliyor şu an yapmam, ya yaptığım söz ve Yani aşk var ama aşk oralarda. Ve benim yaşadığım şu an halihazırda hazırda bir aşk yok. Ama şöyle söyleyeyim. Yani ben mesela aşkı kafamda koyduğum yer çok e, bambaşka bir yer. Ve ben o aşkı hayal ediyorum aslında. Yani etrafımdan demin de söylediğim gibi etrafımdan duyduğum şeyleri ya da işte dizilerden, filmlerden, okuduğum kitaplardan gördüğüm kadarıyla aşkı kendimce tasarlıyorum aslında. Peki e, günümüzdeki aşklara baktığın zaman ve hele şu dönem, pandemi döneminde hüsranlarla, <laughs> acıyla dolu e, boşanmalar var. Yani mutlu aşk yok. E, bu sana nasıl yansıyor? Yani mutlu aşk bence var. Ama ben de başka işte inananlardanım. Ya yani mutlu aşk bence var ama benim tarifimdeki aşk o değil işte. Yani ben etrafımda çok böyle birbirine aşık olduğunu iddia eden insanlar var. Çok mutlu olduğunu iddia eden insanlar var. Belki de ölelerdir. Bu arada günahlarında almayayım ama benim kafamdaki aşk bu değil. Yani o yüzden de e, hala hazırda bir aşk yaşayamıyorum. E, Peki onu anlatır mısın biraz? Ne ne mesela? Senin hayal ettiğin tam şey ne? Yani bunu işte şarkıları yazıyorum aslında. Ya şimdi anlatamam. Yani onu söz ve bestelere döküyorum işte. Yani mesela bana bir sarılsan da bir söz var. O vurdum duymaz gülüşün sanki kışın düşlenen yaz sahili. Ya yani benim için işte aşk aslında böyle bir şey. Yani ben hep kışın yaz sahilini düşlerim. Bence tüm insanlık kışın yaz sahilini düşler. Ben işte aşık olduğum kadının gülüşünü yaz sahiline benzetiyorum aslında. Yani ben aşka dediğim gibi böyle bitimliyorum, böyle yaşıyorum. Peki yeni Proje çok yakın bu proje çok yakın zamanda çıktı. Hı hı. Ee, diğeri hazırlıkları başladı mı? Yeni bir şey yapacak mısın? Evet. Ve tek tek mi, single single mı gidecek yoksa bir albüm yapacak mısın? Şöyle belirli bir seviyeye gelene kadar albüm yapmak çok büyük bir risk ama çok isterdim bir albüm yapmayı şu an. Ama işte e, yani şu an albüm yapmak gerçekten büyük risk çünkü e, şarkıya verilen şans artık yani eskisinden şu ana kadar çok kısaldı. Yani Bir şarkının ömrü bir hafta bile olabiliyor artık. Çünkü hızlı tüketim sürecine girdik. O yüzden belirli bir seviyeye gelene kadar single olarak devam edeceğim. Bundan sonraki şarkım da hazır. Hatta klibi bile çekildi. İki ayda bir şarkı çıkartma hedefim var. Klibiyle beraber. Hı hı. O istediğim seviyeye geldiğim zaman da içime sinen bir albüm yapacağım inşallah. Peki 2018'de Anna çıktı. Anla'dan bu zamana kadar... Bir uzun bir ara var. Bu, bu aranın nedeni neydi? Aranın nedeni şu aslında. Biz sanatçılar duygusal insanlarız ve ben e, kamera arkasında çalıştığım için e, bu sektörde de çevrem haliyle biraz geniş. E, ben bu müziğe gireceğimi duyduğunda insanlar gerçekten e, çok büyük destekler alacağımı söylediler ve ben ilk şarkımı Türkiye'nin en büyük yapım şirketlerinden birinden çıkartıyordum. Biraz da cahil cesareti vardı ve beklentimiz çok yüksekti hali hazırda. Ama beklediğimiz gibi olmadı tabii ki. Aslında olması gereken olmuştur. tam emin Ne değilim. olmadı mesela? Sana göre olmayan şey neydi? Bana göre olmayan şey bence şarkının hakkı o dinlenme değildi. Ben dinlenmeye takılan bir insan değilim bu arada. Bunu da işte ilk şarkıdan sonra bir o bekleme süreci oldu işte. Demin sorduğunuz sorunun yanıtı bu aslında. O bekleme sürecinde ben bunu yendim. Yani her şeyin dinlenme olmadığını fark ettim. Çünkü... İlk başta bu sebeple girdik. Yani bana kısa bir sürede çok dinleneceğimi falan vaat ettiler esnafındakiler. Onlar iyi niyet iyi niyetli insanlardı ama bu beni çok etkilemişti. Ben de ona göre çıkarttım şarkıyı ve beklentim de ona göre yüksekti. Ama ondan sonra şöyle söyleyeyim, şu an benim kendi bir kanalım var. Akustik performanslarımı yaptım çok da üstüne düşmüyorum şu an işte single'larla uğraştığım için. 200 abonesi falan var öyle söyleyeyim. Ama bir tane akustik parçam şu an 50 bini falan gördü kendi elinden. Benim ilk çıkarttığım şarkı e, şu an 50 bin. Ve Türkiye'nin en büyük platformlarından birinden yayınlandı. E, Türkiye'nin en büyük yapımcılarından biri. E, Kalibini de güzel çektik. E, o da 50 bin. Yani insan o yüzden bir kırılıyor. Peki işte şunu merak ediyorum. Ee, dijital dönemdeyiz. Hı hı. Dijital önemli. Ee, o şarkı için neler yaptın sen? Ya da hı hı. ekibin neler yaptı? Ya yani bir hayal kurmuşsun. Hı hı. Buna bu çok güzel bir şey. Ee, eminim ki işte çalıştığın ekip bugüne kadar işte yani Murat Joker gibi gözü sağlam bir adamla da çalışmışsın. Klibin de şahane. Ama o şarkı için başka ne yaptın? O şarkıya hizmet edecek sen veya ekibin ne yaptınız? Hı, şimdi oraya geleyim. Şöyle aslında işte bu ilk şarkıda şarkıyı çıkartana kadar zaten çok uzun bir uğraşınız oluyor. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Bunun müzik prodüksiyon tarafı var, klibini kendin çekiyorsun ve bunların hepsini kendim yaptım. Yani e, evet bir yapımcı, bir yapım şirketinin bünyesinin altında çıktım ama yapımdan hiçbir destek almadan. Her şeyi kendim yaptım. Ben şarkım için bu uğraşların yeteri yani yeterli olduğunu düşündüm. Hani bundan sonra bir uğraşım olacağını düşünmüyordum. Çünkü dediğim gibi cahil cesareti de vardı. Bilmiyorduk yani. E, o yüzden şarkımla alakalı hiçbir şey yapmadım. Yani şarkım yürüsün, şarkım dinlensin diye hiçbir şey yapmadım. Zaten yapılacağını düşündüm. Heh, tamam. Yani sen evet. öyle bir hayal kurdun. Evet. Senin adına birileri bir şey yapacak evet. diye. Ama, Ama aslında öyle olmuyormuş. Evet, sen şarkına sahip çıkmazsan kimse, kimse sahip, sahip çıkmaz. Buradan da tavsiyem şarkınıza sahip çıkın. Evet. Işte ben bunu e, özellikle anlatmak, hı hı. sana anlattırmak istememdeki neden e, bu yollardan hı. geçecek insanların e, neler yapması gerektiği, ne yollardan geçtiğinizi öğrenmeleri için. Bu programın amacı da birazcık o. Süper. Ee, benim bir tavsiyem de şu olabilir aynı konuyla alakalı. Ben mesela işte Bana Bir Sarılsan iki ay önce çıktı. Ve... Dediğim gibi artık ben işimi kimseye bırakmak istemiyorum. Şarkımın arkasında duruyorum. Sonuna kadar e, ne bir imkanı varsa o imkanı kovalamak istiyorum ve şarkımı şu an Türkiye'nin en iyi dizilerinden birinde çaldırdım ve bunu da kendim yaptım. Yönetmenini buldum, yönetmenle iletişime geçtim. Yönetmene şarkıyı dinlettim. Yönetmenle sağ olsun şarkıyı beğendi ve diziye soktu. Bu benim aslında hedef koyduğum bir şeydi, bir konuydu. Şarkımın sevdiğim bir dizide çalması benim için bir e, ...bir hedef de aslında. Onu da... ...çok şükür ki gerçekleştirdim. Buradan da tavsiyem... ...dediğim gibi yani bir yapımla... ...anlaşabilirsiniz ya da bir menajeriniz olabilir ama... ...şarkınızın arkanızda... ...öncelikle sizin durmanız ve sizin inanmanızı gerekiyor. Buradan en büyük tavsiyem bu olabilir. Ben buna katılıyorum. Bunu senin de teyit etmen... ...çok güzel. Şimdi bir şarkı çıkartabilirsin... Ee, ...sahte tıklamalarla... Hı hı. ...bunu yapan çok insan... ...duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz... E, ...20 milyonlara, 30 milyonlara... ...50 milyonlara çıkabilir. E, en önemli olan şey... E, gittiğim bir yerde... ...o şarkıyı duymak... Evet. ...konsere çıkıyor olmak... ...ya da fısıltı gazetesiyle... ...bir şekilde senden... ...bahsediyor olmaları gerekiyor. Evet. Şimdi ben o kadar çok insan görüyorum ki... ...şarkısı... E, ...dijitalde... ...milyona ulaşmış... Ama ne radyoda duyuyorum, hı hı. ne paylaşım sitelerinde şarkıdan bahsedenler var. Evet. Ama işte belli aşamalarla belli şekilde işte 50 milyona geldi diyorsun. Baktığın zaman o şarkının kendi gücü, senin yaptığın e, akustiklerden dikkat çekerek oraya şarkıya hizmet etmiş. Hı hı. Bu inanılmaz başarılı bence. Yani Ben o sahte tıkları ya da sahte sahte takipçi olayını falan ben şizofrenlik olarak görüyorum. Ya benim de aklım almıyor yani. yani. Çünkü kendilerini kandırıyorlar. Bence insanları kandırırken aslında o ince bir çizgi var kendilerini de kandırıyorlar. Çünkü bizim zaten sektörümüz çok büyülü bir sektör. Yani insanlar e, seni çok pohpohlayabilir. ...ve o insanlara inanırsan... ...yani insanlar iyi niyetle bunu söylüyorlar aslında... ...işte çok iyi iş yapıyorsun, çok iyi dinleniyorsun falan... ...hani bunlar hep böyle iyi niyetli... ...aslında seni böyle biraz e, yükseltmekle alakalı söylenen şeyler... ...ama sen bu büyüye kapılırsan... ...kendini de kandırmaya başlıyorsun bu saatten sonra... ...yani aslında yaptığın şeyi... ...dinlendiğin sayıların hepsini idrak etmen gerekiyor... ...ve bir beklemen, sakin olman gerekiyor yani... ...zaten Zame... o istediğin hedefe ulaşacaksın. Evet, Ahmet evet şunu merak ediyorum... ...şimdi... Ben Türkiye'de gerçekten hani sesi en kötü insanlardan bir tanesiyim. Yani Allah bana o kulağı vermemiş, o sesi de vermemiş. Şimdi kulağı vermiştir ya bence. Kulak vardır yani bizim kulağı... Yani iyi bir dinleyeceğim ama hani duyduğunu söyle desen yok. O kabiliyet yok yani. Eğer olsaydı Türkiye'de şarkıcı kalmazdı. Yani her yerde her dakika e, saat başı şarkı çıkartıyor olurdum. Ee, bir gün e, sevgili Metin Özülkü'nün Boşuna Boşuna şarkısını ben çok seviyorum. Hı hı. Ee, bir doğum günü hediyesi olarak stüdyoda o şarkıyı ben hani okumak istedim ve o kadar kötü okuyordum ki ama o e, ses oyunlarıyla belli bir yere geldi ama yine böyle ıgıgıgıg diye sesler çıkıyor. Bir gün dedim ki ben bu şarkıyı özgür özgürcük diye e, dijital platformlara koyayım. Yani kendimle dalga geçeyim. Hı hı. E, belli paraları verdiğin zaman, belli yollardan geçtiğin zaman o şarkı e, dinlenme listelerinde bir numaraya gelebiliyor. Evet. E, atıyorum 10 bin TL'ye de e, tıklamayı alabiliyorsun YouTube'da 1 e, milyona getirebiliyorsun. Hı hı. Bunu da yapayım. E neden ama? İşte hay, işte insanlar yapıyor evet. ya. Ben de geldim. Bana konser mi gelecek? Aynen. Radyolar mı çalacak? İnsanlar, ha Özgür yapmış diye komik okuduğum için bir eşim dostum paylaşır. Hı hı. O paylaşım, o rüzgar geçtikten sonrasında evde mutsuzluk, insanın evet. kendini mutsuz edebilme çabasını ben anlamıyorum. Bence burada en tehlikeli olay, ya yani mesela sizi tanımayan insanları bu konuyla kandırabilirsiniz çok dinlendiğinizi gösterebilirsiniz. Ya da atıyorum şu an benim dört tane şarkım var. Ben şu an takipçimi yüz bin yapsam kimse bunu yargılamaz. Herkes inanır yani bu duruma. Ama buradaki en tehlikeli durum şu, etrafınızdaki insanları kandırıyorsunuz. Yani eşinizi, dostunuzu kandırmak hoş bir şey mi? Yani eşiniz, dostunuz size bunu sorduğunda diyeceksiniz ki evet 100 bin takipçim oldu ya da işte atıyorum evet 5 milyon dinlendim diyeceksiniz. Yani bence buna değmez. Yani zaten doğru işleri yaptığınız zaman Doğru isimlerle bir araya geldiğiniz zaman, bu müzik pro prodüksiyon tarafından bahsediyorum, zaten bir şeyler olacak yani. Sakin kalmak Eşini gerekiyor. Eşinin da kandırıyor da bir milyon dinlendi. <laughs> yani o eşinin dostunun karısı, kızı, çoluğu, çocuğu, evet. komşusu yok mu? Ne evet. diyecekler ki, bu Ahmet bizim Ahmet. Bak şarkı çıkarttı. E ben hiç duymadım evet. ama bir milyon ya da elli milyon. Yani 50 milyonda bir şekilde şarkıyı duyarsın. 50 milyon olmuşsa zaten hit hittir yani, yani o şarkı. Baktığın zaman işte e, dijital platformda gitarını alıp şarkı söyleyen e, insanları keşfediyoruz. Nasıl oluyor bu? Kulaktan kulağa fısıltı gazetesinin çalışmasıyla. Zaten Hiç... en güzel PR bence kulaktan kulağa. İşte yani Engin insanları ediyoruz. bir şekilde anlamıyorum. E, garip de geliyor bana ama... E, işine yatırım yapan, çalışan, üreten... ...devamlılığını getiren insanlar başarıya ulaşır. O evet. aradaki zaman dilimini onun için sordum. Yani baktığın zaman bir zaman dilimi var. Hı hı. Ee, şimdi yine aynı araları olacak mı? Olmayacak. O zaman işte biraz sancılı geçti. Yani ben hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim ama... Nasıl bir yol izleyeceğimi ve sakin kalmayı tercih ettim. O bir sene bir sakin kaldım ve nasıl bir tarz yapacağımı... Aslında ben tarz konusunda çok sıkıntılar yaşıyorum. Çünkü ben belirli başlı bir tarz yapmak istemiyorum. Bunu en başından beri etrafıma söylerim zaten. Yani her tarza yakın yani bir çizgi var tabii ki. O çizginin çok dışına çıkmamak da gerekiyor ama... Her tarza yakın bir şarkı üretebileceğimi düşünüyorum. Ve zaten biz üreten insanlar... Yani başka duygulara girebiliyoruz. Mesela ben şu an bugün, bu sene ya da bambaşka şarkılar üretmek isteyebilirim. Ya da bir sonraki sene bambaşka şarkılar da üretmek isteyebilirim. O yüzden böyle bir tarz olayında sıkıntılarım var. O yüzden sakinde kalmak gerekiyordu o dönem. O sakinlik şu anki üretimimi hızlandırdı zaten. O yüzden şu an iki ayda bir şarkı çıkartacağım dememdeki özgüven zaten şeyden geliyor. Bunların hepsini hazırladık. Hepsi hazır durduğundan dolayı böyle rahat konuşabiliyorum. O yüzden inşallah da her şey umduğumuz gibi gider. İki ayda bir şarkı çıkartabiliriz. Sözümüzün i̇nşallah. arkasında dururuz. Plan programı olduğu müddetçe evet. her şey güzel. Ee, bu e, kamera arkasındaki dönemde de biraz önce çok güzel bir cümle söyledin. Kimin nasıl olması gerektiğini bir sanatçı nasıl olması gerektiğini e, gördüm. O kadar deneyimledim ki dedin. E, o deneyimlediklerinde mesela neler vardı? Nasıl tipler vardı. Sana doğrusu, yanlışı ya da gerçekten ah muhteşem dediğin yerler nelerdi? Biraz da onlardan bahseder misin? Tabii. Ya şimdi kamera arkasında çalışan biri olduğundan dolayı öncelikle şunu analiz etmek istedim. Yani çalıştığımız sanatçılarda ekibe baktım. Ekip sanatçıyı seviyor mu? Yani ekip sanatçı geldiğinde ne hissediyor? sanatçı işte nasıl davrandığında ekip nasıl saygı duyuyor? Ekip derken sizin ekip. Sanatçının bizim ekip. ekibi değil. Yok bizim uh -huh. ekip evet. Teknik ekipten teknik bahsediyorum. Ekip. Yani ben e, teknik ekipten biri de olduğum için e, yani sanatçının saygısını da almak istiyorsun. Çünkü sen de orada bir iş yapıyorsun. Buna saygı duyan sanatçılar da var. Ama genelinde saygı duymayan sanatçılar da var. Yani o yüzden çok itici gelen sanatçılar oldu. Yani Mesela işte Egosuna düşen çok sanatçı var. Bunları görebiliyorsun. Hiç isim verebilir misin? Hayır veremem. <gülüyor> <gülüyor> yani. Hayır. Gitmek yani, istiyorsanız vereyim tabii. Hayır, gitmek yani. değil yani <laughs> baktığın zaman e, şu şöyleydi diyebileceğin yani net söylemeyebilirsin tabii, tabii ki. Yani Ama mesela onun istiyorsam. onunla ilgili ...yaptığı şeyleri söyleyebilir misin? Yani insanlar ne yapıyor? Mesela sana itici gelen şey neydi? Ben yıllardır bu işin içinde... ...olduğum için <laughs> ve ben bunun kitabını da yazdım. Ee, tabii siz daha tecrübelisinizdir zaten. Yani bu konuda sanatçının... ...nasıl setlerde... ...nasıl ego yaptığını ya da setlerde nasıl... ...teknik ekibe zulüm olduğunu benden daha çok... Tabii yani ...çok iyi bilirsiniz. Benim kitabım bizim ünlülerin halleriydi. Ee, i̇şte... Ünlü olmayı e, bu ışıklı hayatta e, kendilerini başka bir konumlandıran insanlar var. Hı hı. Nereden geldiğini unutup hı hı. E, birilerinin üstüne basıp basmanın e, kibirin bir şey olduğunu zanneden insanlar Aslında var. Aslında şuna şöyle cevap verebilirim bu olaya. Mesela ben bu deneyimleri gördüğümde. Ben bu müzik kariyerimde belirli bir seviyeye geleceğime inanıyorum. Buna inancım tam ve her zaman kendime şunu söyledim. Yani o seviyeye geldiğin zaman nereden geldiğini hiçbir zaman unutma. Çünkü unutan insanları görüyorsun işte. Yani bu aslında böyle spesifik bir olaylar yok aslında bu kötü olaylarda da, ego olaylarında. Sadece o tavırlar var. Yani zaten sanatçı o tavırları bilerek yapıyor. Yani e, nasıl diyeyim ya yani kıllık olsun diye yapan çok sanatçı var. Çok görüyorum ben bunları yani. Ne geçiyor ellerinde mesela? Bence saygıyı böyle kazanacaklarını düşünüyorlar. Çünkü ama şöyle de bir şey var bu sektörde. Ne kadar itici bir insan olursan, ne kadar böyle e, bet suratlı bir sanatçı olursan, o kadar da sanatçı, o kadar da teknik ekip sana saygı duyuyor bu arada. Ama bu gösterişli bir saygı. Gerçek bir saygı sana değil bir aslında. Şey söyleyeceğim. Ben e, öyle insanları çok gördüm dediğim gibi. Yani hep üstüne basa basa söylüyorum. 28 yıldır bu işi yapıyorum. 28 e, yıldır o kadar bu dağ ne hani rüzgarlar gördü derler ya. O anlık. Evet. Çünkü neden biliyor musun? İş bitsin evet, ve biz ekibin, gidelim. Evet, Teknik ekibin tek derdi aman bir sıkıntı çıkmasın. İşte Para mı alayım? İşin gününde biz kaşemizi alalım, kenarı çekilelim. Ama içlerinde neler düşündüğünü biliyorum çünkü o içlerde ben de düşündüm işte. Sonrasında işte arkasından e, saydırmak e, evet. ve işte yine bir fısıltı gazetesinin çalışıyor olması... E, bence çok saygı yani. Çok uyandı. kötü bir durum. Ben işte o duruma düşmeyi hiçbir zaman istemem. Çünkü ya bazı sanatçılar şunu bilmiyordur. Evet, orada saygı kazandığını sanıyor ama kuliste neler konuşulduğunu bilmiyor. Onunla alakalı ve bu konuşan, konuşulanlar e, önemsiz şeyler değil bence. Çünkü bunlar yayılıyor, yayılıyor ve hiçbir insan böyle tanınmak istemez bence. Ben bunun çok farkındayım aslında. Öyle söyleyeyim. Ya benim sektörde çalışmamın artısı bu. Ben hiçbir zaman öyle bir insan olmayacağım. O da bu sektör sayesinde. Belki bu sektörde çalışmıyor olsaydım, belki ben de öyle bir adam olabilirdim, bilmiyorum yani. İşte e, artın, e, işin mutfağı denen evet. kısımdan geliyor olman. E, peki, kendin aranjör yapabiliyor musun? Yok. Yapamıyorum. Ama çok iyi aranjörlerle çalışıyorum. Çok iyi aranjörler arkadaşlarım. O yüzden yani... Şöyle aslında ben müzik yapmayı ya da enstrüman çalmayı çok isterdim. Ama dediğim gibi işte 16 yaşından beri kamera arkasında çalışınca bir de ışık departmanını bilirsiniz. En zorlarından en biri. En zoru. Ve ben dizi sinemadaydım aslında. Benim ana dalım dizi ve sinemaydı. Hep böyle il dışlarında çalışırdım. Zaten en son çalıştığım iş Trabzon'daydı. Sen anlat Karadeniz. O dizi bitti. Ben dizi sinema defterini kapattım. Müzik yapacağımı söyledim. Ve müzikle ışık departmanı bir arada gitmeyeceği için de e, bir adım attım ve klip reklam yapımcılığına soyunduk. Öyle devam ediyor şu an. Peki şöyle bir şey. Yine aynı şeyi soracağım. Bu kadar çok insan tanıyorsun. Gerçek anlamda destek oldular mı sana? Tabii ki. Yani mesela Murat Joker dedemiz. Dede çok destek oldu. İlk şarkıyı çıkarttığımda çok yanımda oldu. Olayını zaten dede ayarladı bize. Varol Şahin ...görüntü yönetmenimiz. Ah, yani aslında bütün ekip... ...bütün teknik ekip... ...yani şimdi hepsinin ismini saymak olmaz... <laughs> ...ama bütün teknik ekip... ...zaten hepsini siz de tanırsınız. E, Tamer Aydoğdu mesela... Evet. ...o Tamer hocamız da mesela destek oldu. Yani klip konusunda zaten hepsi çok destekler... ...hepsi arkamdalar. E, bu seviyeye kadar getirdiler sağ olsunlar. Benim için bu seviye de çok önemliydi. Bundan sonra artık... E, ...onlara da çok yük olmadan... ...artık kendi başıma bir şeyler yapıp... E, ...benim kendi kafamdaki seviyeyi yükselmek istiyorum... Şimdi bazıları mesela böyle bir yola girdikleri zaman e, bir destek görmek istiyorlar Hı. ama e, bu piyasa biraz kaygan da olduğu için o desteği göremiyorlar. Sen şanslılardansın demek ki. Evet. Sen, senin karşına hep iyi insanlar çıkmış. Sen, senden de kaynaklı bir şey bu eminim ki. Güzel diyaloglar kurmuşsun, saygı ve sevgi içerisinde. Şöyle düşünüyorum işte. Ben biraz küçükte girdiğim için bu sektöre. Ya ben mesela 16 yaşında girdiğimde gerçekten benim yaşımda sektörde kimse yoktu. O yüzden de biraz bana olan ilgi ve sevgi biraz diğer asistanlara göre ya da diğer çalışanlara göre biraz fazlaydı. Ben de şunu düşünüyorum. Demek ki zamanında gerçekten çok doğru isimleri usta demişim. Çünkü ben 16 yaşında dediğim usta isimlerle şu an hala beraber çalışıyorum ve hala benim ustalarım. İşte o ustalarım sayesinde aslında bu sektörde ya da kript, muhabbetinde biraz rahatlığım var. Çünkü ben bir no name sanatçıyım baktığınız zaman ve no name sanatçının böyle her şarkıya klip çekmesi, her şarkıyı bir de böyle bütçeli klipler çekmesi çok zor. Bunu zaten bu işi yaptığım için biliyorum. Ve ben bu işin ilk başında yani prodüksiyon yaptığım işlerin ilk başında no name sanatçılara şey diyordum. Ya işte yani şarkı çok kötüyse ya da işte ya bize kalmamış tabii yorum yapmak ama biliyorsun ki şarkı kötü ve babası gelip sana diyor ki ya oğlum işte arabayı sattık. İşte. evi sattık bir şeyler olur mu sence benim oğuldan ne diyorsun diyor orada diyorsun ki yani orada aslında şey demek istiyorsun ya boşuna mı harcıyorsunuz acaba yapmasak mı öyle bir şey çünkü adam gelip sana diyor ki arabayı sattık diyor şimdi evi sattık diyor böyle şeyler yaşandığında aslında şanslı olduğumu şuradan görüyorum çünkü biz ev araba satmıyoruz sağ olsunlar işte ustalarımız destek oldular belirli bir yere kadar işte Hamit Paksoy Yılmaz Paksoy Emre Alev bu isimler hep böyle klip muhabbetlerinde hep destek oldular. O yüzden çok şükür ki buraya kadar da geldik. Bu e, anlattığın hikayede kendime çok benzetti, benzettim seni. Ben de 15 yaşındaydım Zerrin Özel bu işe başladığımda. Hı hı. E, 15 yaşında bir çocuk kendi başına kendi markasını yaratarak bugünlere geldi. E, bu birazcık kendi çalışma isteği, kendi üretme şeyi tetikleyen bir şey o insanın içinde işte o insanlara sen saygılı olmasaydın sen çalışkan olmasaydın hiçbir şey elde edemeyebilirdin ne mutlu ki seni yetiştiren aileye böyle bir çocuk yetiştirmişler 16 yaşında para kazanmaya başlamışsın para kazanmanın ne demek olduğunu biliyorsun Paranı nasıl harcayacağını biliyorsun çok ve, da e, en, bilmiyor musun? <laughs> Çok da bildiğim söylenemez. <laughs> e, ama hiç yoksa kendi paranı harcıyorsun. Tabii ki. E, ve e, hayatta her şeyi satın alabilirsin. İşte Şöhreti satın alabilirsin, diplomayı satın alabilirsin, mevkiyi. Ama, ama saygıyı kazanamazsın. Saygı ve en önemli şey tecrübe. Hı hı. E, sen e, hayatta bir sıfır öndesin çünkü 16 yaşından bugüne kadar yaşadığın tecrübe seni sen yapan en önemli şeylerden biri. Teşekkür ederim bu yorumlarınız için. Mesela hayali kamera önü olan, hayali işte klip çekmek olan biri için de kamera arkasında ışık yapmak gerçekten bazen zor oluyordu. Çünkü sen orada olmak istiyorsun aslında ama sen o sanatçıya ışık yapıyorsun. Ve gerçekten çok çalışıyorsun. O zamanlar çok zordu ama hep hayalini kurardım. Bir gün benim de böyle kliplerim olacak. Hatta bir günde de bana da klip çekecek diyordum. Mesela işte bu iki ay sonra çıkacak şarkımın klibini Murat Şoker çekecek. O yüzden de ayrı bir mutluyuz. Yani her şey aslında hayal kurmakla başlıyor ve o hayale hizmet etmekle başlıyor. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum. Umarım daha iyi yerlere geleceğiz bir şekilde. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Evet. Ahmet seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de çok memnun oldum. Çok güzeldi bana. hikayen. İnşallah daha hayal ettiğin şeylerin kat ve kat fazlasını elde edersin. Ee, bir gün bir yerde şarkı söylerken ben de seni alkışlamayı çok isterim ben de çok isterim gelmeni ee, şansım bol olsun teşekkür ederim evet bu hafta da e, Özgürle baş başa da e, e, stoma takılan bir isimle beraberdim haftaya ben başka bir konukla yine burada olacağım gözünüz bizde olsun